Münevver Kepenek. Onun hayalleri bu topraklara, dünyaya, canlılara dair hayallerdi. Çok çalıştı, çok zorlandı, direndi ve sonunda adının da anlamı olan aydınlığını tüm çevresine yaymayı başardı. Meral Bursalı. O, kadınların üretime dahil olmalarını istiyordu. Güçlü, özgüvenli kadınların neleri değiştirebileceğinin farkındaydı. Tüm engelleri aştı ve birlikten doğan gücü var etti. Kendi yaptığım tarımı şöyle tanımlıyorum: doğaya saygılı üretim. Hayatım boyunca hep başarılı bir öğrenciydim. Komşulara gittim. Yani sen de dedim, kara kabak tohumu var mı? Yok dediler. Sonra dedim ki ben babaannemin tohumlarını bulacağım ve onları, yani o çeşitteki tohumları yaşatacağım. Ve tabii ki bu süreç çok zor oldu. Sizde de olursa tohumlar güvende, bir tek bende olursa güvende değil. Bunları nasıl koruyabilirim? Paylaşarak koruyabilirim. Münevver Hanım, babaannesinden aldığı toprak kültürünün değerini yüksek lisans tezini hazırlarken yeniden hatırlayacak ve hayatının yönünü değiştirecekti. Onun genç yaşta doğaya, insana ve toprağa bilgece yaklaşımı birçok insana ilham kaynağı olacaktı. Mesela elinde bir ekmeği varsa onu paylaşmak ister. Elinde 3-5 tohumu varsa onu paylaşmak ister. 3 üniversiteyi bitirdi. 4. üniversiteye ve yüksek lisansa devam etmesine rağmen hayvancılıkla uğraşıyor. Çok kültürlü, geleceğe güvenle bakan, etrafına ışık saçan, farklı bir karakter. Hayat doludur, renkleri çok sever, bir taşı bile öpüp koklayabilecek bir insandır. Akşam yatayım, sabah kalkayım, işe gidin. Öyle işten işi yok, üretecek. Farklı iş yapacak, sağlıklı iş yapacak. ...1989 yılı Nisan ayında babaannemin deyimiyle, kuzular emişirken, işte erik ağaçları çiçekteyken bir kuşluk vakti dünyaya gelmişim. Şimdi doğduğum gün, saat, ortam bana sürekli böyle romantik ve doğa içerikli bir şekilde anlatıldığı için belki de doğa aşığı bir insan olmamı tetikledi hayatım boyunca. Çocukluğum daha çok babaannemle geçti. O yani hayatımdaki yeri çok kıymetlidir. Babaannem bana tohumların isimlerini yazdırırdı. İşte gazete kağıtlarına tohumları serip kuruturduk ve o kağıtlara işte garagabak, aşkabak, böyle babaannem nasıl diyorsa ben öyle yazardım. Mesela tohumun tamamını ekmezdi. İşte ya belki ektiğimiz bitmezse ya da işte ondan tohum alamazsak, bir şey olursa deyip mutlaka yarısını ya da en kötü ihtimalle üçte birini ayırırdı. Mesela bu da çok kıymetli bir şey. Aslında hayatın her alanında bütün kredinizi tek bir noktada tüketmemek ya da enerjiyi tek bir noktaya harcamamak gibi böyle bir anlam da var öte yandan. Hepimize faydası oldu. Çocuklarımı büyüttü. Evin işinde, yemeğinde, çocuktan bakımında hep Münevver yardımcı oldu. İlkokula başladığımda, okula gittiğim ilk gün kitabım, defterim yoktu ve ilk işte daha önceki yıllardaki öğrencilerin kullanılmış kitabını bana verdiler. Ve o kitaba baktığımda, hani bir hayata başlarken ilk hevesiniz, her şey yeni,
ve yeni bir kitap olmasını belki bekliyordum. O benim için çok hayal kırıklığı olmuştu. Ve önüme o eski böyle neredeyse paramparça olmuş kitap getirildiğinde ben şey düşündüm. Bir gün yeni kitabım olursa onun sayfasını asla katlamayacağım, üzerine asla bir çizik atmayacağım ve kardeşlerime o kitabı yeni gibi bırakacağım diye kendime söz vermiştim daha ilkokul birinci sınıfın birinci gününde. Ve ben hiçbir zaman bir test kitabına bile işaretleme yapmadım, kağıda işaretledim. Ve yani kitaplara da oradan bir saygım, işte okumaya, öğrenmeye de her şey aslında bütün hayatım çocukluğumda şekillendi. Ben 4 numaralı kardeşim. Önümüzde ablam gibi bir örnek olması beni çok teşvik ediyor, her işe teşvik ediyor. Bütün doğrularıyla, yanlışıyla hayatı ondan öğrendiğim için kendimi de çok şanslı hissediyorum. İyi ki var. Hayatım boyunca hep başarılı bir öğrenciydim. Yani ve tabii bunu çok 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 fazla kitap okumaya borçluyum. Sonra lise bittikten sonra Eskişehir'deki üniversiteleri tercih etmek istedim. İktisat okumaya başladım. Sonra bir sonraki yıl arkeoloji ilgimi çekti. İkisini birlikte yürüttüm. İkisinden aynı anda mezun oldum arkeoloji ve iktisat bölümlerinden. Sonrasında ben arkeolojiden yüksek lisans yapmaya başladım. Sonra tez konumu da Neolitik dönemdeki işte tarıma alınan ilk buğdaylar olarak belirlemiştim ve hani bunun üzerine araştırmalar yaparken şeyi fark ettim. Son dönemlerden eskiden olan tohumlar artık yok. Ve son dönemlerde çok daha fazla tür kaybı yaşıyoruz. Sonrasında bunları koruma ve tekrardan toplama içgüdüsü bende oluştu ve dedim ki ben evimizin önünde az da olsa eskiden babaannemle yaptığımız gibi küçük bir bahçe yapacağım ve oraya eski tohumları ekeceğim dedim. Komşulara gittim. Yani sende dedim kara kabak tohumu var mı? Yok dediler. Başka bir komşuya gittim. Sende pembe domates var mı diye sordum. Yok dedi. Şimdi ben de gittim tohum alacağım. Bana 5 tane kabak tohumu veriyor bir poşetin içerisinde. Dedim ki daha fazlasına ihtiyacım var yani 5 tane tohumdan ne olur dedim. Sen o 5 kök dedik bir sürü kabak olur dedi. Yemekle bitiremezsin. Ne yapacaksın fazlasını? Böyle hevesli hevesli sabah akşam suluyorum. Sabah böyle tişörtün önüne kabakları topluyorum. Yoldan geçene kabak veriyorum. 10 kökten 10 kabak koparıyorum. Akşam gene 10 kabak oluyor. Yani artık her yer kabak oldu. Yani işte baltayla kestim, tohumlarını çıkaracağım. Baktım tohum yok. Yani tohum kapsülleri oluşmuş ama içerisinde o çitlediğimizde yediğimiz içi var ya kabak çekirdeği içi. O iç oluşmamış. Dolayısıyla sürdürülemez bir verimli tohumla karşılaştım. Ve orada bir aydınlanma yaşadım. Ben ve dedim ki yani sürdürülebilirlik denilen şey çok 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 ciddi bir kavram. Yani ben bu tohumu tekrar gidip dışarıdan satın almak zorunda kaldığımda babaannemden öğrendiğim o kültür tamamen yani o tohumun yarısını ayıracaktım, ekecektim, en iyisini bırakacaktım. Öğrendiğim her şey bir anda çöp oldu. Sonra dedim ki ben babaannemin tohumlarını bulacağım ve onları yani o çeşitteki tohumları yaşatacağım. Ve bunun için mücadele vermeye başladım. Sonra ben yapmakta olduğum yüksek lisansı bir kenara bırakıp ben bu işe kendimi vereceğim deyip yüksek lisansı bıraktım. Tarımla, çiftçilikle, tohumlarla uğraşmaya başladım. O süreçte çok fazla emek verdim. Şimdiye kadar biz de dahil olmak üzere, annem baban da dahil olmak üzere. Ya sen bu kadar üniversiteyi okudun da boşuna mı okudun? Bu diplomaları mezarlığa çerçeveletip de mi açacağız? KPSS'ye gir, git bir devlet kurumuna yerleş. Sandalyene, masana otur, güzelce çalış diye hepimiz sistemde bulunduk. Ama ablam çok kararlı. Bir şeye karar vermeye görsün, karar verdiği zaman illa onu yapar.
çok da köstek olduk. Ya ama işe girdi, çok köstek olduk. Yalınız olmuyor bu işler çünkü. Yorulacak, ağır iş yapamaz diye. Çok yardımcı gerektiren iş. Bana söyledikleri şey, sen işte akademisyen ol. Ondan öncesinde memur ol diyorlardı. Bu bana heyecan veriyor. Çünkü sürekli bir şeyler öğrenmiş oluyorum. Sürekli kendimi geliştirdiğimi hissediyorum. Ve tabii ki bu süreç çok zor oldu. Ama benim neyi başarıp başaramayacağımı da en iyi ben biliyorum. Çünkü o enerji, o güç benim içimde. Bahçe işte tamamını ağaçlandırmayı hayal ediyorum filan. Annem bana dedi ki ya bırak bu işleri dedi, git bildiğin işi yap dedi. Şimdi iki üniversite mezunuyum ya, hangisini kastetti anlamadım. Yani sonra durdum, böyle bir aklıma bir hınzırca bir şey dedim ki ya tarımla ilgili bir şey okusam ne okuyabilirim acaba? Araştırdım, Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi'nde Tarım Teknolojileri bölümü var, 2 yıllık. Hemen gidip kaydımı yaptırdım ilk kayıtlar açıldığında. Ve 2 yıl sonra anneme söyledim, anne dedim bak ben artık tarım okudum, bildiğim iş bunlar. Sonra işte o süreçte Uzman Eller Projesi'nden haberdar oldum, Tarım Bakanlığı'nın. Başvurdum, 4 tane gebe düve aldım. Onlar da şimdi doğurdu, 4 tane dişi buzağım var, 8 dişi hayvanım oldu. İnşallah sürüyü çoğaltacağım. Başlangıç için gerçekten o işi bir ivme kazandırmak için çok yerinde oluyor devlet destekleri. O anlamda hani iyi ki başvurmuşum, iyi ki almışım bu desteği diye düşünüyorum. Bu benim ilk buzağım. Biz bir hafta falan birlikte uyuduk. Ben ahırda yaşadım yani. Erken doğdu. Dedi ki kardeşim sen mutlaka bir inek almalısın. Allah razı olsun iyi ki de dedi. Çok da güzel, Rabbim acısını yaşatmasın, bir ineğim var. 2 gün önce de bir buzağısı oldu. Şimdi ablamı ne hayvandan ne topraktan kimsenin ayıramayacağını düşünüyorum. Zamanında biz de ayırmak için mücadele verdik. Abla bir iş yerine gir. Olmadı, başaramadık. Sonra biz onun yoluna dönmüş olduk. Ablamı bu yoldan ayırmak çok zor. Bu kadar kıymetli ve sürdürülebilirliğin temeli olduğunu gördükten sonra bunları korumaya başladım. Tam korudum. Bir tek bende olması çözüm değil. Yani evimi su basabilir, işte fare yiyebilir, ektiğim çıkmayabilir, kuraklık yaşayabilirim, dolu yağabilir. Sizde de olursa tohumlar güvende, bir tek bende olursa güvende değil. Bunları nasıl koruyabilirim? Paylaşarak koruyabilirim. Ve ben çoğalttım, paylaştım. Bir mısırı haşlayıp yemedim. Dedim ki bir koçan mısırda 300 tane mısır var. Ve o 300 kök mısır olursa, yani 300 kişinin bahçesinde bu tohum yaşayabilir deyip ben bir koçan mısırı haşlayıp yemedim. Ve bunları çoğaltmaya çalıştım. Çoğalttım. Sonra işte tohum şenlikleri yaptık. Tohum topluluğu kurduk. Hem çevresindeki tüm canlılarla paylaşır ürettiğini, üretirken dünyayı gözetir, zehirlemez toprağı, dünyayı, insanı gözetir. Çünkü ürettiği gıda sağlıklı gıdadır ve içimize girenden de onun da sorumluluğunu alır diyeyim. Aynı zamanda bunu paylaşır, işte kuşuyla da paylaşır, diğer hayvanıyla da paylaşır, bir ağacı topluyorsa tepesindekini hayvanlara bırakır, aşağıdakini insanlara paylaşır. Ama bu sadece işte satın alım yapan değil, birçok kişiyi gözetir aynı anda. Tek bununla da kalmaz. İşte çocuklara dokunmaya çalışır. Çiftçilik ya da buna dair işte öğrenmeye çalışan gençlere dokunmaya çalışır. Kim çağırsa ona koşarak gitmeye çalışır. Bu noktada ben çok vizyoner görüyorum onu. Ata tohumunu
ve doğayla uyumlu üretimin ne kadar hayati bir konu olduğunu anlayan Münevver Hanım, şehir şehir gezerek köy okullarında tohum dağıtmaya başladı. Amacı bu toprakları özüne döndürmek, gelecek nesillere sürdürülebilir bir üretim modeli bırakmaktı. Köylere ulaşıp orada işte öğretmenler vasıtasıyla velilere tohumlar ulaştırdım. Bunu yapmaktan amacım bu insanlar üretmeyi biliyorlar. Bu tohumu üretsinler, tohum çıkarsınlar, sürdürsünler şeklindeydi. Bir keresinde gittiğim bir köy okulunda dedim ki bu tohumları sakın ekmeyin şimdi ekmeyin. Bir ay sonra ekin çünkü dedim dolu yağar, hani hava şartları henüz erken. Tam işte eve gidip uyuyacağım sıra öğretmen hanım bana mesaj attı. Münevver Hanım teşekkür ederiz, mısırları ektik diye. Ben dedim ki bu iş böyle de olmayacak. Sonra o süreci takip ettim. Tabii bir iki kişi benim üretip onlara götürdüğüm tohumun %1'i kadar bile tohum elde edemediler. Sonra şunu düşündüm. Bu işin üretip satan insanlar bu tohumları ekerse ve kentteki bilinçli insanlar, yerel tohumu desteklemek isteyen insanlar da bu tohumu talep ederse, üretici de arz ederse burada bir döngü oluşur ve ben bu tohumları bu vesileyle korurum diye düşündüm. Şimdi dedim ki ben ekeyim. Şimdi bu nokta benim çiftçilik hayatımın başlama noktası oldu. Bir kere sizin tavan aranızda kalan bir tohum varsa o tohum dönüp dolaşıp münevveri bulur. Çünkü insanlar bilir ki münevver bunu doğru insanla, doğru toprakla buluşturulmasını bir şekilde sağlar. Dolayısıyla bu o kadar değerli ki insanlar bunu anlayamıyorlar. Geleceğe yönelik olarak geçmişten gelen ve ninelerimizin, dedelerimizin bir şekilde yarısını saklayayım, yarısını ekeyim ki gelecek senelere tutmazsa felsefesini hala yaşatan, bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi örneklerden biri münevver. Başardık. Büyük oranda da bunu gıda toplulukları aracılığıyla başardık. Çünkü orada bir topluluk varsa üreticinin muhatap olabileceği geniş bir kitle var. Ve o kitle ciddi anlamda bir topluluk bilinci oluşturduğunda büyük bir destek sağlayabiliyor. Bu şekilde iş aslında tarıma ve çiftçiliğe döndü. Ve aslında tahılların korunmaya ihtiyacı vardı. Bu anlamda ben buğday tohumlarını araştırmaya başladım. Şu an 18 çeşit buğdayım var, yerel çeşitlerden. Ve bunları dönüşümlü olarak ekiyorum. Bir yıl içinde hepsini ekemesem de dönüşümlü olarak ekiyorum. Bunlardan işte unluksa un yapıyorum, bulgurluksa bulgurunu yapıyorum. Mesela az önce bulgur çektiğimiz üveyik buğdayının bulguruydu. Yine göce yaptığımız da keza. Bunları yaşatmaya çalışıyorum ve pazara götürüp standıma dizdiğim zaman beyaz un olduğu halde bile her birinin renk tonları farklı. Her birinin ekmek kalitesi farklı, her birinin lezzeti farklı. İnsanlar bunu gördüklerinde ya bizim buğday diye bildiğimiz şey böyle bu kadar çeşitli ve bu kadar kıymetli bir şey miymiş diye bunu fark ediyorlar ve bu benim için çok kıymetli. Şimdi o üniversite okumuş mesela, bir yere gitsin çalışsın istiyor çoğular. O da çiftçilik yapmak için çabalıyor. Hani ben onu çok destekliyorum yani. Herkesin de öyle desteklemesini istiyorum. Çünkü çok ihtiyacımız var. Böyle yerel tohum olsun, organik tarım olsun. Hani Münevver de bunları biliyor ve bilinçli olarak yapıyor. Ben Münevver'den de çok şeyler öğrendim hani. Yaşım ondan büyük olmasına rağmen, köyde doğup köyde büyümeme rağmen Münevver'den çok şeyler öğrendim hani. Allah razı olsun, onu her zaman ararım, sorarım, fikirlerine önem veririm her zaman. Arılar olmazsa dünyanın çok kısa bir ömrü kalır diye bir söz var. O yüzden arılar çok kıymetli. Arıcılık benim hayatımda baldan ziyade bitkilerin tozlaşması noktasında arıyı düşündüm.
Bu yılda arılarımı aspir, çörek otu ve kara buğday tarlası üçgeninde konuşlandırdım ve çok güzel tıbbi bal elde ettim arılardan. Tarladan ürettiğim ürünlerin saplarını ve artıklarını hayvanlarıma yediriyorum. Hayvanların gübresini tarlayı beslemekte, toprağı beslemekte kullanıyorum. Burada bir döngü sağlamış oluyorum. Yani aslında hiçbir şekilde atık çıkarmamış oluyorum. Ve bu iki atık değerlendirme noktasında da iki tane girdiği ortadan kaldırıyorum. Toprağı gübreleme maliyetimi ve hayvanı besleme maliyetimi aslında büyük oranda ortadan kaldırmış oluyorum. Ve bu kendi içerisinde dönen ve yani benim hayvanımın yediği yemin ne olduğunu biliyorum, tarlaya attığım gübrenin ne olduğunu biliyorum. Bu hem güvenilir bir yöntem bir yandan, hem de maliyetleri düşüren bir yöntem. Öte yandan üretmek çok keyifli bir şey. Ve dedim ya, yani ben canlıyı seviyorum, yaşamı seviyorum. Bir tohumun çimlendiğini görmek, bunlar hayata dair çok güzel şeyler. O yüzden hayvancılık tarımın bir parçası diye düşünüyorum. Ben birçok kanatlı hayvanı yaptım. Hindi, işte kaz, ördek, tavuk. Bıldırcınlarım da vardı ama onları kafeste beslemek gerekiyordu çünkü uçuyorlardı. Kafeste beslemeyi de istemedim. Hayvanların özgürlüğünü kısıtlamak istemedim. O yüzden bir gün hepsini serbest bıraktım. Yani yapamıyorum bazı şeyleri. Kendi yaptığım tarımı şöyle tanımlıyorum: doğaya saygılı üretim. Yani ben saygı duyuyorum doğaya. Doğadaki bugün insanların yabani ot dedikleri ot benim için yabani değil. O benden önce o toprakta vardı. Benim atalarımdan önce de vardı. Yani o hep orada vardı. Ben bugün o toprağa gidip buğday ektim ya da işte ben o toprağa gidip domates ektim diye o otu yabani göremem. O ot onlardan önce vardı. O kültür bitkilerinden önce de vardı. O yüzden doğada kendiliğinden olan şeyler benim için o kadar kıymetli ki. Kadınların tarım alanında görünür olması çok kıymetli. Biz derneği ilk kurduğumuzda insanlar şöyle demişti: Eskişehir'de kadın çiftçi var mı? Yani aslında her yerde çiftçiliği yapan kadın ama dernek adı olunca kadın çiftçi var mı diye şaşırılacak bir konu gibi görülmüştü. Benim tavsiyem kararlılıkla yürüsünler. Yani hırs yapmasınlar, inatlaşmasınlar. Yani bir şey, su bile inatlaşmaz. Burada bir engel varsa bu taraftan akar ama yoluna devam eder. Ve sonunda daha büyük suya ulaşır. O yüzden illaki buradan gitmek gerekmez bazen. Ama siz nereye ulaşmak istediğinizi biliyorsanız, yani her zaman engelin üzerinden atlamak gerekmiyor. Bazen kenarından geçebilirsiniz ama amacınıza ulaşabilirsiniz. Kadınlar yapar. Kadınlara selam etmesinler. Kadınlar yapar. Kadınların arkasında dursunlar. Kadınları engellemesinler. Yardımcı olsunlar. Kazandığını elinden almasınlar. Gururunu, ceyini kırmasınlar, hırsını kırmasınlar, hevesini. Topluma da girdiğin zaman çünkü burun kıvrılıyor köylüsün diye. Köylü olmasa şehirli olur mu acaba? Ablam kadar olamayabilir miyim diye kendimi aslında düşünüyorum. Öz eleştiriyi çok fazla yaparım. Bazen bayağı fazlaca yapıyorum. Ama hayvancılıkta onun kadar ilerlerim. Toprak, bilmiyorum çok fazla uğraşabilir miyim? Ama gerçekten hayat toprakta ve hayvancılıkta var. Ben buradan sesimizin ulaşabildiği herkese sesleniyorum. O kat kat binalardan bence artık bir uzaklaşın. Ben insanların toprağa dönmesini istiyorum.
hayvana dönmesini istiyorum. İnsanlar yaşarken gerçekten yaşasınlar. Hayatın kıymetini bilsinler. İçtikleri bir bardak suyu şöyle tertemiz oksijeni çekerken içsinler. Bugün bir komşum bana gelip inek almışsın, hayırlı olsun, teşekkür ederim. Bir şey olamadın mı memur filan? Yani neden olamamış olayım? Yani bunun bir tercih olduğu, benim isteyerek, bilerek, tercih ederek hayvancılık ya da çiftçilik yapıyor olmamı kabul edemiyorlar. Yani çünkü başka bir seçeneği olan herkes o durumdan, o şarttan çıkmak zorundaymış gibi. Bugün ben çok mutluyum. Ben bugün arkadaşlarımdan, çiftçi olduğum için şehirdeki arkadaşlarımdan değer görüyorum, saygı görüyorum. Ve onlar benim ne için mücadele ettiğimi biliyorlar. Aslında kendimi onların yanında daha iyi, daha mutlu hissediyorum. Münevver Hanım, genç bir çiftçi olarak bu toprakların geleceği için var gücüyle çalışıyor. Sağlıklı gıda üretiminde babaannesinin yöntemlerini yeni nesil bir bakış açısıyla harmanlarken bizlere de tüketime dair, canlılara, dünyaya dair sorular sorduruyor. O, tüm heyecanı, azmi ve çevresine yaydığı ışıkla üretmeye devam ediyor. Tıpkı Meral Bursalı gibi. Meral Hanım, kadının üretime dahil olmasının dünyayı nasıl değiştireceğinin farkındaydı. Yenilikçi bakış açısı özgüveniyle birleşince karşısına çıkan engeller amaca ulaşmak için aşılması gereken detaylara dönüşmüştü. Kadın değişirse her şey değişir. Oturulmaya ev hanımına mahkum edilmiş bir kitleyiz biz. En başta ben kooperatif kuracağım dediğimde gene babam karşımdaydı. Duvarlarda fayans kaplı olunca gelip şunu söyleyen oldu. Kocaman bir banyo gibi, ne burası? Yeni fikir üretmek, yenilikçi davranmak en güzeli. Meral Hanım kendine inandığı kadar diğer kadınlara da inanıyordu. Ve bu inançla kurduğu kooperatif Türkiye'de ilklere imza atacaktı. Yani iyi ki de hayatımıza girmiş diyebileceğim insanlardan biri. Eğer o olmasaydı evde hala tek başımıza böyle tek tek örgü örüyor olacaktı. Evet, kararlıdır. Yani bir konuda bir şey yapmaya karar verdiği zaman sonuna kadar gider. Pes ettiğini pek görmedim. Onların yaptığı şaheserleri, renkleri, yaptığı eşyaların nasıl güzel olduğunu bilmek benim için mükemmel bir duygu. Hani bu paha biçilmez bir şey. İş araştırması, değişik şeyler bulması, mesela amigurumiler var, kedi oyuncağı yaptık, köpek oyuncakları yaptık. ...1975 Eskişehir doğumluyum. İki tane kız çocuğu sahibiyim. Biricik şehirde Bahri Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü mezunuyum. Yani 4 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldim. Rahmetli annemin el işine olan düşkünlüğü sayesinde de ilkokul 2. 3. sınıftan itibaren elime bir tığ, bir şiş, bir şeyler tutturuldu ve sürekli bir el işi öğretilmesi. O dönemler anneme biraz kızıyordum çünkü hani oyun oynamak istiyordum, bir şeyleri yapmak istiyordum. Ama sonra hayatın beni getirdiği yere bakınca, 27 yıl oldu annem vefat edeli bu arada. Diyorum ki iyi ki bir şeyleri öğretmiş, şu anda da hanımlara önderlik yapma noktasında bildiğim şeyler tabii ki büyük bir avantaj sağlıyor bana. Yaşında evlendim çünkü bizim şöyle bir şey vardı o yaşadığımız dönem tabii. Başını örtemeyeceğin hiçbir mesleğin sahibi olmayacaksın diye annemin bir tabiri vardı. Dolayısıyla evlenmeyi tercih ettim ama 12 yıllık evliliğin arkasından da iki tane kızımla birlikte boşandım.
Ama 36 yaşındayken başörtüsü sorunlarının kalkmasından sonra tekrar üniversite sınavına girdim. Bilecik Şeyhide Devalı Üniversitesi Biyo Aromatik Bitkiler bölümünü kazandım. Yani ben hep bir şeylerin peşinde koştum ama özellikle şimdi hayallerinin peşinde programı olduğu için de hanımlara söyleyeceğim şey, hanım hayallerinizin peşinde koşarken kimsenin size destek olacağını zannetmeyin. Ben üniversiteye sınavına gireceğim dedim. İlk karşımda duran kişi babam oldu. Ne yapacaksın bu yaştan sonra? Ne gerek var? Dedim ki ben başarmak istiyorum, yapmak istiyorum. Sonra bölüm birincisi olarak bölümü bitirdiğimi görünce dedi sen bu kadar başarılıydın. Neden zamanında bir şeyleri yapamadık? Bu benim içimdeki büyük bir yaradır. Çünkü yapabileceklerimi biliyorum, ülkem ve kendi adıma katabileceklerimi biliyorken maalesef ki evde oturtulmaya, ev hanımına mahkum edilmiş bir kitleyiz biz. Şimdi sosyal işlerle ilgilendiğim dönemler ortaya çıkan bir projeydi. Yani hanımlara, özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan hanımlara destek olmak üzere bulunduğum bir konumdaydım. Üniversiteyi bitirip geldiğimde benim kızım, anne şu düğmemi diker misin diye elime verdiğinde şurada bir aydınlanma yaşadım. Dedim ki üniversiteyi bitirdi geldi ama daha düğmesini dikmeyi bilmiyor. Ve ben hanımlara şunu söyledim. Makarna yapabilirsin, reçel yapabilirsin, bir lif örebilirsin, farklı şeyler örebilirsin. Bunları bana getireceksin, ben satışını yapacağım dedim. Hanımlar bu şekilde bana ürünlerini getirmeye başladılar. Kimini yakın çevreme satmaya başladım. Kimine kendim almış gibi gözüküp parasını verdim. Çünkü hazır parayı alıştırmak toplumumuz için en zararlı şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum. Hazır para dediğimiz şey, elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz derler. Maalesef ki böyle bir şey. Hanımlara öğretmeye çalıştım ve sağ olsun kaymakam beyimizin yönlendirmesiyle Kadın Girişim Kooperatifi kurma kararı aldık. Ve böylelikle 2019 Kasım ayında Kadın Girişim Kooperatifi olarak başladık. Özellikle bir şeyleri yapmak isteyen, ben başlayacağım diyerek ama kimse şunu beklemesin, yakın çevresinden sen başarırsın yap cümlesini beklemesin. Size siz başardıktan sonra başaracağını biliyordum diyen kesim olacak ama başarırsın gir diyen olmayacak. Bunu beklemesinler. Bu noktada kendi kanatlarıyla uçabiliyorlar mı? Bir şeyleri başarabiliyorlar mı? Buna baksınlar. En başta ben kooperatif kuracağım dediğimde gene babam karşımdaydı. Yani ne gerek var böyle bir şeye? Hani otur evinde çocuklarına, hani hep içtikleri model buydu. Otur evinde çocuklarına bak. Hani böyle bir şeye gerek var mı? Sadece dedim ki anahtarları var mı kooperatif kuruyorum. İlk atölyeyi kurduğumuzda 6 tane katlanır masa, etrafında da 30 tane sandalye. Şimdi daha öncesinde de orası bir lokanta olduğu için duvarlarda fayans kaplı olunca gelip şunu söyleyen oldu. Kocaman bir banyo gibi ne burası? Ne yapacaksınız siz burada? İlk şimdi herkes diyor ki sen buraya ne yaptın? Fikri ortaya atan o tohumu filizlendiren oydu bizim için. Yani başlarda pek bizim de hani her zaman destektik arkasında ama bu kadar işlerin büyüyebileceğini düşünmüyorduk ama o hep inandı. En önemli şey onun inanması, işlerin büyüyebileceğini düşünmesiydi fikri ortaya attıktan sonra. Şimdi de kararlı bir şekilde ilerliyor yolunda. Halk eğitimden kurslar açmaya başladık. %70-%80 oranında dünya piyasasına deriyi biz veriyoruz ham madde olarak. Markalanıyor, logolanıyor, bize geri geliyor. Dolar euro bazında satışını gerçekleştiriyorlar bize. Dolayısıyla da hakiki ham maddesini temin ettiğimiz o derilerle hanımlara deri kursuyla başladık. Ebru kursu, dikiş kursu, makrame kursu, Miyuki dediğimiz boncuklarla işlenen farklı tekniklerle Miyuki kursu dediğimiz farklı kurslar açmaya ve el becerileri kazandırmaya çalıştık.
Ve hanımların yaptığı bu ürünlerin pazarlamasına biz başladık kooperatif olarak. Şu an yaklaşık 25 tane kadınla çalışıyoruz. Bunların 11'i kooperatif ortağımız olarak devam ediyor ama diğerleri evlerinde üreten hanımlar. Dönem dönem işlerini bize getirip teslim eden, bizlerin de satışını gerçekleştirdiğimiz bir süreçteyiz. Yani bizim açılmamızdan sonra 2019 yılında Ticaret Bakanlığı'nın KOPTES projesi o yıl ilk defa devreye girdi. Allah bir şeyleri hep yoluna koyuyor ve denkliyor ya. Biz de işte dikiş üzerine ben hep bir ajandam vardı. Kim ne üretebilir diye hanımların bilgilerini tuttuğum bir ajanda baktım dikiş yapabiliyorum. İşte Eskişehir'in büyük firmalarından bir tanesi vardır burada. Orada hani makinacı olarak bir süre çalıştım diyen insanlar vardı. Sonra bir internet ilanı gördüm. O internet ilanında oyuncak dikimi yapacak kişiler aranıyor dedi. Firmayı aradım. Sizin bir oyuncak dikişiniz, biz ekibimizle birlikte yapabiliriz dedim. Ama bizim makinalarımız yok. Ekibimizle yaparız ama makinalarımız yok. Ticaret Bakanlığı'ndan makine ekipmanlarımızı aldık. Kendi makinalarımızın olması ürünlerimizi farklılaştırmamızı, farklı firmalarla iletişim kurmamızı sağladı. Çünkü elinde olan ham maddeyle bir şeyler üretebilmek çok daha önemli. Devletimizden istediği şey sen üret. Üret, ben arkanda her halükarda duruyorum diyor. Kendin öğrenip onu emeğe çevirmek insanın güvenini de artırıyor. Daha güzel şeylere, daha yani farklı şeyler de öğrenebilirim mantığına giriyorsun. Bence güzel. Herkesin gelmesini isterim yani. Meral Hanım sürekli yerli üretimin imkanlarını araştırıyordu. Bir gün kedisinin hastalanmasıyla başlayan sorgulama süreci kooperatife bambaşka bir imaj, inanılmaz bir başarı kazandıracaktı. Eğitim Atölyesi'nden şu an bulunduğumuz dükkanda oyuncak firmasına fason imalat yapmaya başladık. Daha sonrasında kendi kedimin de olması sebebiyle kedimin ameliyatından sonra gördüğüm bir şeyle karşılaştık. Ameliyat bölgesinde dikişleri ısırarak açtı. Ve sonra veterinerimiz dedi ki yurt dışından gelen bir ürün var. Kediye giydiriyorsunuz, arkasından cırtıyorsunuz, boynundan bağlıyorsunuz. Bu şekilde ameliyat bölgesini açamıyor. Bana verdiği fiyat fahiş bir fiyattı tabii ki ama kedimin can sağlığı için almak zorundaydım. Sonra atölyeye geldim. Dedim ki bu dalgıç kumaş dediğimiz çok basit esnek bir kumaş ve bunu biz dikebiliriz. Ve veterinerlere bu şekilde o kıyafetlerden dikmeye başladık. Ama tabii ki kıyafetin steril ambalaja girmesi, Doypek ambalaj dediğimiz ilk açılım ambalajlara girmesi gerekiyordu. O süreçte biraz sıkıntı yaşama devam etti. Ama bu arada fark ettiğimiz şey pet shop ürünlerinin yurt dışından geliyor oluşu. Çünkü benim kızlarım da iniyor aşağıdan hemen pet shop'tan. İşte fare aldık, şunu aldık, bir bakıyorum üstünde Bulgar, Çin vesaire yazıyor. Dedim ki bunları biz üretebiliriz. Ve atölyede denemelerini yaptık. Şu anda da Ankara'daki tüm Türkiye'ye ürün dağıtan büyük bir toptancı pet shop'a kedi köpek oyuncakları imal ediyoruz. Bu da bizi Türkiye'de tek yapıyor. Yani bizim gibi bu şekilde kedi köpek oyuncakları üreten başka bir kadın girişim kooperatifi yok. Onun haricinde Eskişehir'de kendi verdiğimiz pet shoplar alıyor ama genelde toptancıya verdiğimiz iş bizim haftanın 7 günü bağladığı için biraz daha az nitelikte veriyoruz. Toptan mal üretmek çok daha işimize geliyor tabii. Evet, gömleklerimiz. Şöyle normal gömlek. Ve en şey de... Şöyle. Bunlar da küçük. Kooperatif maddi ve manevi anlamda birçok şey kattı hayatıma. Normalde tek bireysel olarak satış yaparken şu anda toplu sipariş alıp toplu şekilde satışlar yapabiliyoruz. Ben sadece oyuncak örerken, yani mesela bir tane ayı olsun, bir tane tavşan olsun, onları örerken farklı şekillerde yapmaya başladık. Mesela sadece çocuk oyuncağı değil, kedi oyuncaklarına, köpek oyuncaklarına dönüştü. Sadece ya oyuncak olarak da değil, ev dekoratif ürünlerine, araba süslerine, o şekilde bir dönüşüm sağlandı.
Mesela Hülya Hanım bana söylediği bir şey vardı. Oyuncak yapımından elde ettikleri parayı bayramdan hemen önce teslim ettiğimde dedi ki bu bayram kendi yeğenlerime kendi paramla harçlık verdim. Her zaman eşime söylüyordum yeğenlerime harçlık ver. Bu bayram dedi kendi paramla harçlık verdim dedi. O kadar gurur duydum ki kendimle dedi. Onların da bir şeyleri başarmış olmaları ve kendi paramla yeğenlerime harçlık verdim demesi bile beni motive eden bir unsur. Eşim daha önce eve çok alışkın olduğu için hani çıkmamı istemedi. Sonra ben biraz ısrar edince ne yapacağım evde hep oturuyorum. Sonra yani işleri aksatmadan devam ettik. Oraya koştuk, buraya koştuk. Zamanla o da alıştı yani. Ya şimdi daha iyi. Yani tabii ki mesela çoğu zaman mesela kendi harçlığımı kendim çıkartıyorum. Ondan da daha az para alıyorum mesela. Bu da güzel bir şey. Kooperatifte de tanıyacağınız Semra vardır arkadaşım mesela. O en büyük acılarından bir tanesi annesinin hastalık sürecinde olduğu için üniversiteye gidememekti. Dedim gir sınava yapabilirsin yapar mıyım? Dedim yaparsın. Matematikte de gerekiyorsa ben biraz seni çalıştırırım yaparsın. Ve şu an Adana Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi. Bakıyorum biraz daha böyle sosyal medyada gezinen bir hanımken şu an makinede dikiş dikmeyi öğrendi. Ben makine öğrenemem derken şu an en iyi makinacılarımdan bir tanesi oldu. Biz daima farklılaşma peşindeyiz. Yani olanı takip etme değil. Biz çocuklarla falan kendi aramızda Arge grubu diye bir grup kurduk mesela. Sürekli herkes bir şeyler inceliyor. Buna ne katabiliriz? Bunu nasıl değiştirebiliriz? Böyle bir şey yapılmış, bunu nasıl farklılaştırabiliriz? Yani olanı kopyalamak doğru bir şey değil. Yeni fikir üretmek, yenilikçi davranmak en güzel. Arada sıkıldım dedim de sıkılıyorsun ama şunu da yap devam et deyip sürekli ilham verip sürekli teşviklediği için hani aynı şekilde ben de o şekilde ilerliyorum. Mesela bir fikir öğreniyorlar sen bunu da yapıyorsun ama sen bunu da yapıyorsun bunları bir kombinle birleştir buraya git şunu da yapabilirsin diye birçok fikir veriyor. Öyle olunca sürekli fikir paylaşımında buluşuyor. Müracaat eden firmalar oldu. Bize deri çanta üretirseniz biz bunları yurt dışında satarız diyenler oldu. Ve onlara deri çanta imalatı yapmaya başladık ama bir yerlere fason üretmektense kendi markamızla, kendi ismimizle dünya piyasasına girmek asıl hedeflerimizden bir tanesi. Bizim sloganımız kooperatifin camında da yazdığı gibi kadın üretir, dünya değişir dedik. Kadın değişirse evi değiştirir, ev değişirse toplum değişir, toplum değişirse istediğimiz yere geliriz. Yani kadın aslında her şeyi yapan, üreten, kanat geren bir konumda. Dolayısıyla kadın değişirse her şey değişir. Münevver Kepenek ve Meral Bursalı. Onlar sadece üreterek var olan kadınlar değil, çevresini güzelleştiren, insanların hayatına dokunan, dünyayı dönüştüren kadınlar.